Herkese merhaba arkadaşlar, Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bekircim, selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Gerçi böyle bir selamlaşma şeklinde artık bir... kültürümüz de değişti anasını satayım. Aynen korona. Öyle. Ne yapıyorsun, iyisin? İyiyiz abi, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Bildiğin gibi hep koşturmaya, mücadeleye devam. Evet, yoğun bir ayağınıza şekilde. Sağlık, şeref verdiniz abicim. Sağ olasın Bekircim. Arkadaşlar bugün Ankara'dayız, Ankara Çubuk'tayız. Namı diğer Koçovalı Bekir'le beraberiz. Bizim Merhaba. Kendisiyle tanışıklığımız çok uzun bir süreye dayanıyor. Evet. Hatta aksiyon dolu günlerimiz de oldu aynen, zamanında. Aynen. Bekir, seni ilk kez tanıyacaklar için kimdir Koçovalı Bekir? Ne iş yapar? Çoban köpeklerinden bağlantısı nedir? Koçovalı Bekir, Türk çoban köpeklerine gönül vermiş bir kardeşiniz. Öncelikle öyle söyleyeyim. Uzun süredir yani atalarımızdan gelen bu mirası devam ettirmeye çalışıyoruz. Pusat bilindiği üzere Kara Pusat diye o köpeğimiz yaklaşık bir 18-20 senedir kapımızda. Soy yani bu değil mi? Bir soy aynen. Hı-hı. Onu sürdürmeye çalışıyoruz. Yani dedesinin babasına kadar hep kapımızdaydı. Hala devam ettiriyoruz. O şekilde kaliteli dişilerle eşleşip işte bir sonraki nesile artık miras bırakmaya çalışıyoruz yani. Aynen. Bekir aynı zamanda da Türkiye'deki en sıkı Anadolu çoban köpeği evet, sever ve savunucusudur. Evet, tabii. Bu köpeklere kırma dendiğinde başta deli olan adamlardan birisidir. Aynen. Çok yanlış bir tabir çünkü. Çok yanlış. Evet. Yani bu hiç yakışmayan bir tabir. Çünkü gerçekten Türkiye'de özellikle kategori olarak Anadolu çoban köpeği kategorisi çok özel bir yere sahip esasında. Birçok alanda gücünü, karakterini, cüssesini, fiziğini ispatlamış bir milli değerimiz aslında ama maalesef insanlar rant için ticari kaygılar açısından bu şekilde yanlış tabirlerde bulunabiliyor. Biz tabii karşıyız. Evet. İnanmıyoruz. Ya birazcık şey de var. Hani tabii ki de bunu çıkar ve rant amacından yapan da var. Bir de çoban köpeklerinde genel tipin dışında kalan köpeklerin birleştiği grup olduğu için evet, bu tabir aynen kullanıyor. Aslında yanlış. Mesela yanlış. Bunu ben her videomda örnek veriyorum. İşte Rottweiler, Dogo Argentino, Golden Retriever, işte Husky tabii melezi değil bu köpek. Bu köpekler aynen de çoban köpeği kendi aynen içinde. Dış görünüşlerin daha geniş olması onları evet kırma melez yapmaz. Aynen. Neyse, sosyal mesaj çok fazla verdik. Devam edelim mi yavaş yavaş? Nereden evet başlayalım? Köpek, daha Pusat Baba'dan mı başlayalım? En baştan yoksa Asfalist'i sona mı sonra bırakalım? Olabilir. Sonra en tamam sonda gidebiliriz. O zaman buradan başlayalım. Geri. O annesinin yanına gitti şu an annesi. O da abisi. Bu Big Derviş'imiz Karabey'in annesi, meşhur Karabey'in. Bunda var mı adamcılık? Bayağı yok. İyi. Adamcılık yok. Gel bakalım, merhaba. Karabey'in... Neydi ismi? Big Derviş'i. Big Der, evet. Vallahi bu da çok güzel. Kaç yaşında Bekir? Big Der şimdi 3 yaşına yaklaştı abi. Bu şöyle bir anısı var. Big Der kardeşlerin arasında yanık kalan tabir ettiğimiz köpeklerin içerisindeydi. 6 kardeşin içinde. Biz Big Der'i şey yapmadık. Dedik hani zayıf kaldı. Muhtemelen ölür büyümeyecek düşüncesi vardı. Büyümeyecek diye. Zaten büyümedi de. Evet, çok büyük kardeşleri şey gibi. Şey. Ama kendisi bize şöyle bir soyunu bildiğimiz için şimdi şöyle bir şey diyelim arkadaşlara. Bildiğiniz köpeğin üzerinden giderseniz sonuç alırsınız. Dev gibi bir köpek verdi. Karabey'in annesi mesela. Yani şimdi anneyi gördük. O köpeğe geldiğimizde aynen, aynen. Bihter'in yavrusu şimdi, bu diye söylersin aynen, o zaman. Şimdi meşhur Azap var mesela. Çok takipçi şeyi var, hı-hı, soranlar var. Küçük çektik, onu da göreceksiniz. Azap'ın da annesi oluyor. Çok hı-hı kemikli, çok kalın, çok büyük, uzun köpekler veriyor yani. Yani damızlık vasfı çok yüksek bir aynen, düşünüyorsun. Aynen, aynen. Yani şimdi bu sadece küçükken süt ememediğinden, kardeşlerinden dolayı. O birkaç hafta biliyorsun abi sen emzirmezse eğer öbür evet yavrular onlar bayağı fark atıp gidiyorlar. Öyle de devam ediyor. Aynen. Müdahale de etme şansımız pek yok açıkçası. Aynen. Bu aynen öyle yanık kalan bir dişimizde ama bildiğimiz için damızlık olarak tutuyoruz. Bir de Bekir sende genel olarak koyu maskeli köpekler aynen var. Biraz daha koyu maskeli köpekleri seviyorsun herhalde. Aynen abi. Biz işte bu Black Face diye zamanında da söyledik. O şekilde bir slogan da var. Yani onu çok seviyoruz. O kostümü şey bak, yaptık. Bak, hareketlere bak. O da Bitter'in şey ablası olsa oluyor. Bu da. Mesela bu köpek aynı geçelim anneden. Sesimiz daha kasalı. Belki. Daha beslenmiş gel bir köpek. Gel. Aslında Bitter'le kardeşler bunlar. Gel. Sen ne abla kadar tatlı kardeş. Mesela bak
Buradaki dişilerin arasında benim de form olarak, tip olarak çok sevdiğim bir dişi. Aynen, güzel. Çok üstün kaliteli bir hayvan. Gözlere bak, gözlere. Bu kaç yaşında Bekir? O da 4'ü geçti abi. Aha. 4 yaşını geçti. Tatlılığa bak. Bitlerin bir üst yuva ablası evet, işte. Fiziği, baldırı, her şeyin. O da kendini şöyle ispatladı. Biz kendi yavrusunu beslemediğimiz köpeği kimseye tavsiye etmiyoruz abi. O da Kara Alp'in annesi. O da şu an çok rövanşta bir köpek. Bayağı seveni var yani. Atıyoruz, isteyenler oluyor. O da Kara Alp orada. İkisi o şekilde bir dişimiz. Peki bir şey daha soracağım. Örnek davardan, davarda müthiş çalıştı. Çok. O konuya girecek. Çok büyük görev yaptı mesela. Hala mesela davar aşığıdır. Burada bazen sürüler geliyor. Hiçbir şekilde sıkıntısız. Yani geçen seneye kadar davardaydı. Artık biz bir sıkıntı olabilir diyerekten mecbur çiftliğe almak zorunda kaldık. Dişinin bizzat kendisi davardaydı. Tabii. Bizzat kendisi. Hala oğlunun birisi, Kara Alp'in kardeşi şu an yine davarda. Yine bunun bir uzaktan kuzeni Asi'nin yavrularıyla beraber davar gidiyorlar. Süper. O zaman bu senin söyleminden şu çıkıyor ortaya. Gerçi ben de tüm Türkiye'yi gezdikçe bunu görüyorum. Daha öncesinde de görüyorduk da birazcık da ekranlara bunları yeni görüyormuşuz gibi aktarmamız lazım. Tabii. Çoban köpeğinde boyut davarcılık anlamında aslında çok büyük önem arz etmiyor. Önem arz eden şey köpeğin karakteri. Aynen, hırsı. Ve sağlıklı olması. Yani aynen. Sağlıktan kastım ne? Köpekte işte omurgasında eğrilik varsa, ayaklarında evet. Bozukluk varsa vesaire varsa evet. Davarın peşinden gidemez. Gidemez. Aynen. Ama köpek bozuk değilse 50 santim de olsa gider, 85 santim olsa da gider. Aynen, yüreği varsa da bu köpekler her zaman söylüyoruz. 50 santimliği de gider kurda ama kendini öldürür. Ama böylesi de gider işte o aynen. Şekilde. Yani yine de küçüğü de büyüğü de ırkına göre. Mesela Kangal ırkı daha küçük ama o bizim mesela baş gözdemiz. Hiçbir evet. Zaman kötülemedik. Her zaman tabii ki de, davarda birinci sırada gelir bizim gözümüzde de. Ama işte onun yanında böyle köpeklere de ihtiyaç var. Çünkü öbür türlü zayiat verilir. O köpeğin de kolaylıkla baş edeceği bir şey değil yani yaban aynen, hayatı. Aynen. Çünkü burada domuzlar büyük, ayı var mesela çubukta. Allah Allah. Tabii ayı var yani düşün yani o biraz farklı oluyor. Biz bu köpekler ayıyla dövüşür demiyoruz ama bu daha korkutucu. Daha... Kızana mı yaklaşıyor bunun? Bu yeni yavruları yeni ama çok düzenli kızana gelen bir hayvan. Yalnız bu sefer dinlendireceğiz. Dinlendir. Bu sefer almayacağız yavruyu. Hadi aslında... devam edelim. Hiçbir şeyi yok kaybı, kilo kaybı bir şeyi ama yine de dinlendireceğiz. Yani mümkün olduğunca ya, bir dolu boş yapmakta can. Fayda var. Aynen bu öyle. Kara Alp eşşöleşik bizim işte. Bende bak çok yakışıklı ya. Aynen bunu işte bizim blackface dediğimiz asıl şey koyu maske bu. Gece görünmüyor yani bu köpek. Öyle söyleyeyim. Sen çok mu yakışıklısın? Bunda var mı adamcılık? Bunlar yeni yeni başlıyorlar abi. Bunlar yaşından yani sonra... Yani bu pusatın oğlu değil mi? Ya seneye mesela Allah ömür verir de gelirseniz bu köpeğe pusat gibi yanaşamayız yani. Bana da öyle geliyor. Bu ben garaj... Bu mesela yıldız dişimizin pusatla olan eşleşmesinden doğan yavrumuz yani. Mesela maşallah. Pusattan şu an belki daha da uzundur. Biz pusatı da damızlık seçmemizin sebebi oydu, biliyorduk. Altından yavru, kendinden gelişmiş yavru gelmedikçe biz ona damızlık demiyoruz yani. Aynen. Rengi, mengi, tipi her şeyden evet, çok şu an güzel. Annesini kokluyor mesela yani. Mesela bak bir şey de dikkatimi çekti Bekir. Sürüye gitmeyen, görev yapmayan köpeklerin kulaklarını estetik amaçlı kesmemiş. Tabii. Ya şimdi... Lan şşşt lan! Şimdi abicim gerçekten çok. Bu kadar. Tamam. Estetik açıdan belki görüntü güzel olabilir. Hani daha sert duruş var kulakta ama kulak kesiminde. İnanın gerçekten hayvana da zararı var. Kulaklığı hayvan daha bir neşeli oluyor. Bir de bunların kafa şeyini, maskesini tamamladığı için bu şekilde siyah çıktığında da özellikle de durduruyoruz yani. Aynen. Çok da tasnif etmiyoruz kulak kesimini açıkçası. Aynen ama davara gidiyorsa köpek ihtiyaç yani, halinde işte, kesilebilir. Aynen orada çünkü sürekli yaralanma olur ve hayvan müdahale edemez. Yalayamadığı için koruyamayacağından kulağını kurt atma derler bizde. O çok büyük bir sıkıntı. Hayvanı mahvedecektir. O yüzden çoban arkadaşlar tabii ki bu şekilde aslında bir nevi koruma amaçlı kulak kesimi yapıyorlar. Bu da çok güzel. Yanındaki de kardeşi zannettim ben, kuzeniymiş. Aynen bunlar amca çocukları oluyor. Bak. Bu da bizim meşhur. Bunlar bir arada büyüdüler. Fotokopi gibi sanki araya şey yapmışsın. Karbon kağıdı koyup üretmişim gibi. Aynen içine. Bu da amcasının oğlu oluyor işte. Gel lan gel hani gel. Gel biraz gidiyor. Çok şey adamcılığı bayağı başladı. He aman o zaman dur kendimizi tutturmayalım. Onun için başkalarından çok rahatsız oluyor, sevmiyor. Bu da Karabey meşhur. Şu an 14 aylık
Bence boyu fiziği yeterince iri bir köpek yani. Evet, güzel. Bekir, onun öbür tarafına geçsene. Daha güzel bir açı çıkacak. İşte çok huyursuz. Biraz çekiniyor. Zincirde de değildi bunlar. Ben bunları evden getirdim. Ben şöyle güneşi arkama alayım. Kanka, seni yoruyorum. Tamam abi. Kusuruma bakma. Tamam. Şöyle dönelim. Buradan daha iyi. Tamam. Gel abi. Gel. Bu kaç aylık şu anda? 14 aylık abi. Bunun da maşallah var. Bu da çok güzel, çok yakışıklı. Evet ya, bilekleri olsun, kemik yapısı olsun. Şu an biraz şey duruyor ama gerçi. Ya sıkıntı yok, hayvan şimdi zincir bilmiyordur. Aynen, zinciri de sevmiyor. Bir de insanlar da dediğim gibi biraz çekiniyor. Arkadaşlar, köpekler normalde arkada bölmelerdeydi. Sağ olsun Bekir'i biz yorduk. Biraz sabah spor yaptırdık ona. Dedim Bekir, evet. Oğlum sen kilo almışsın. Kilo aldım. Az zayıflaman lazım. Hep yiyip yatıyorsun. Ya dişlerini de göstereyim. Zaten anlayan arkadaşlar Bekir, ne kadar... kilo aldım deyince konuyu değiştiriyorum hemen. He? Küçük olduğunu anlayalım. Abi bunlar yedikçe biz de yiyoruz. İşte aç olur. Öyle bir sıkıntı var. Anlıyorum. Kilo problemi olan arkadaşlar alıp beslemesin yani. Diyorsun. Yoksa daha fazla kilo alacaklar. Bir şeyleri gösteriyordun, onu da gösterelim. Şimdi küçük olduğunu anlayan arkadaşlar bilir yani. Tabii. Daha enik. Bu şekilde bir bu da. Bekir'in morali bozuldu. Tamam mı? Tamam. Yok yürürsün. Abi. Şaka yapıyorum. Yok, böyle bir takıntımız yok ya. Bizi seven böyle seviyor. Bu da genç bir Aksaray Malatlısı dişi. Herhalde Malatlılık kanatlı bayağı yüksek bu köpeğin. Evet, hani yüksek. Malatlı olmayan köpekler de var da evet. Bayağı Malatlı dökmüş. Evet, bu biraz aynen o şekilde bir şey olmuş. Bu da çok sevdiğim abim Kaan Bilgic'in bizim deneysel çalışmamıza bir katkısı. Bakalım bir altından neler gelecek. Neler geleceğini bir çok merak ettim. Yapacaksınız? Pusat'la beraber karşılıklı olarak sağ olsun bu dişimizi bize şey gördü. Bu da biraz ürkek işte. Kafesten falan çıktığından ama çok kemikli. Sorun, sorun yok. Yatsın çay, bunun rahatını bozma hiç. Hasan, Burak çekiyor. Hasan. Bu o şekilde. Pehlivan'dan çok... Hazal'ın kızıydı değil mi evet, bu? Evet, Pehlivan'la Hazal'ın. Bursit de başlamış. Arkadaşlara mesela onu gösterelim. Arkadaşlar, aynen. Şu i̇şte. Bursit istediğimiz rahatsızlıktır. Evet. Bazen iri yık çoban köpeklerinde olabilen bir durum. Evet, evet. Genelde kortizon tedavisi ya da bazı işte içerisine antibiyotik tedavilerinden dokunurlar ya da aldırırlar. Ama bana sorarsan benim kişisel tecrübem mümkün olduğunca aşırı derecede büyümedikten sonra, yani mesela yumruk kadar olsa bile sorun yok. Evet. Bırakırsanız bazen 6 ay, 8 ay, 9 ay, 1 sene sürebiliyor ama elinde sonunda o küçülüyor. Aynı yıldızda hiç kalmadı. Yıldızda vardı, Pusat'ta da vardı mesela. Pusat'ın gibi biraz şey. Yıldızda vardı, kendiliğinden kayboldu. Ameliyat bile oldu Yıldız. Biz evet. Ameliyat ettirdik. O hı-hı. Zaman bilmiyorduk. Hani çok kötü görüntü, işte sıkıntı yaşamasın diye. Ameliyatta bir çözüm değil. Sonra yine şişti. Dikiş falan attı. Yani işte bursit dokundukça, oynadıkça bozuluyor. Kendiliğinden bir müddet sonra kayboluyor yani. Aynen. Daha belki çok... veteriner hekim hocalarımız bize kızıyordur evet. Ama deneyimim benim bu yönde. Aynen. Ben bunu defalarca kez yaşadım. Deneyim önemli. Şimdi sert zeminde yattıklarından biraz daha yumuşak bir alan oluştururlarsa mesela saman, ot gibi daha kolay olacaktır. Kesinlikle. Geçmesi. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ne oldu lan? Kimi gördünüz? Bir, iki, üç, dört, beş köpek geçti. Şimdi bu kısıtırma kendine. Dikkat et. Bu biraz sertti galiba değil mi? Sert köpeklere karşı biraz daha. Köpeklere sert. Bak, kısıta bak, kısıta. Muhammed, çekil. Bekir, bu kim? Bu dişimiz kim? Bak, bu da Pusat'ın kızı. Bir tane boz karavaş çıkmış Pusat'tan. Aynen çıktı. Annesinin fotokopisi. Bu İstanbullu Sivas var. Son dönemlerde paylaşıyorum ben. Çok büyüdü. Bayağı bir 90'ın üstünü geçti bir devasa bir köpek. Belli. Onun bebek bu da. O, aynen bu da daha yeni yaşını yeni doldurdu. Onun bacısı oluyor. Aynı yuva bacısı oluyor. Hı hı. O şekilde bu da annesi özellikle damızlığı. Mesela bununla Arap, onunla da bir üst yuva abisi de o. Aynı anneden olmalı, aynı hı-hı, baba. Hı-hı. O şekilde damızlığını gördüğümüz hayvanlar çok hırslı. Aşırı derecede sürüde de kullanıyoruz. Çok başarılı köpekler ama biraz fazlasıyla hırslı. Anladım, yani boğuşluk da var. Acayip derecede, sert. Çok acayip derecede. Annesi özellikle yani ölümcül mücadelelere giriyor. O tarz bir köpek yani. Bekir, totalde aşağı yukarı herhalde şu anda onun üzerinde yetişkin köpek var. Aynen abi. Biraz yavrularla, azalttık. Mavrularla 20 civarı köpek var burada. Var abiciğim. Bayağı var. Şimdi evde de var da köpeklerimiz. Ama hiçbiri mi kaldılar? Yabancı araba geldi herhalde, onu görüyorlar. Ya o konuya değinirsek mesela abi, uzun muhabbet olmazsa. Estağfurullah. Şimdi biz burada sürekli oturuyoruz. Arkadaşlar geliyor işte köpekler.
Ben mesela biri gelecek olduğu zaman derim yani. Dışarı çıkın, birisi geldi işte, kapı kilitliyse kapıyı açın veyahut da işte kapıdan çekiniyorsa yok. O derece yani, onun sesinden bile kendini anlatıyor. Birinin geldiğini, bir şeyin, tehlikenin pusat yaklaştığını. Pusat adam ya. Kaç aynen, yaşına geldi şimdi Pusat? Pusat 6 yaşının içinde işte. 6'ya geldi. Vay be, dün gibi Ankara yarışmasını daha dün gibi hatırlıyorum. Aynen, o zaman 19 aylıktı Pusat. Genç Ankara yarışmasında Bekir'le bizim ilginç bir yanımız var. Pusat. Evet. Finale kaldı. Sanırım 300 köpek mi vardı? 350 köpek mi vardı? 450 köpekti abi. 450 bayağı bir kalabalıktı. Çok kalabalıktı çok, o yarışma. Çok kalabalık bir çok yarışmaydı. Güzel, çok bizim de ilk abi. Yarışmalarımızdan birisi. Evet. Biz de amatördük ama bence güzel bir etkinlik oldu. Ya o hani, zamanlar abi daha tatlıydı. O amatörlere göre iyiydi yani. Çok güzeldi. Samimi bir ortam vardı. Yani mücadeleler de bu yarışmada çok güzeldi, seviyeliydi. Herkes birbirine saygısı vardı. Son zamanlar biraz sıkıntı, inşallah düzelir. İnşallah yani. Düzelir ya, düzelir. Belki de şu pandeminin yarattığı strestir. Bekir bir oyla şampiyonluğu aldı orada. Aynen. Çok güçlü bir rakibi vardı yanında. Aynen. Pusat bir oyla evet, kazandı. Evet, Bekir'in evet, ben evet. O anda hatırlıyorum böyle Pusat'ı kocaman ya, köpeği bir yerde evet. Gördüm. Bir havada gördüm abi. Bak, şimdi çok şu köpeği küçük, havaya kaldırdı yani. Bekir de pehlivan duruyor. Bir adam biliyor mesela musun? Mesela çok kasalı bir köpek olduğu için çok küçük duruyor ama inanın çok kalın bir köpek yani. Çok da ağır. Şu an kaldırmamız tabii mümkünatı yok. Bu şekilde bir... Ölümden sonra ayır. Hayat var mı yok mu öğreten Pusat aynen. Mı? Aynen. Pusat'ta kesinlikle şaka yok. Ama delikanlıdır kendisi yani. Bu şekilde bir... Maşallah var, maşallah var. Hala evet. Gencecik ya. Boğazı bir türlü bitmedi yani. Çok iştahlı bir köpek. Onun içinde bak yavruları bak. Da bu şekilde oluyor. Yiyen köpek büyüyor abi. Bak, öyle beni diyor. Bir de beni sev Pusat. Oğlum diyor karar var diyor. Dost musun düşman mısın diyor aslında hani. Aynen. Bir saatten beri bahçedeyiz ya. Pusat, ya efendi hafta, efendi geziyordun şimdi niye hareket yapıyorsun diyor. Bak onu yüzünden anlıyorsun. Çok zeki aynen, hayvanlar ya. Kiraz gözü vardı onu ameliyat ettirdik bayağı. Zordu yani 3-4 doz bir köpeğe yetecek aslında şey 3 doz uyguladık ancak uyuşturabildik biraz da sinirli olduğu için şey yapamadık. Sen köpek dozunu da vermişsin ayı dozunu da verseydin uyuşurdu. Ayı dozu aldı. Ayarlayamamışsın. Öyle olunca da biraz sarsıldı daha yeni kendine geliyor. O sakinlik biraz oradan yani. Hala genel sizin kafasına mı yaşıyor? O çok ayılamadı öyle söyleyeyim yani. Adamsın lan sen adam. Ya bu boyutta bir köpek ısırdı mı ne olur acaba? Bak ben o kıyafetleri giyip Alman kurtlarına kendimi ısıtırmıştım. İzledim o videoyu bilmiyorum aynen. YouTube'da. Çok merak ediyorum yani. Vallahi kıyafetten işte... çoban köpeğine güvenemiyorum. Çünkü beni kurt o acıyı hissediyorum kıyafet ondan beri. Yani abi, bunlar ne yapar? Ben çıplak, zannetmiyorum çıplak ki bir adamı ısırsa aynen. Elektrikleri keser yani. Aynen öyle. Şimdi bir de o esnada biliyorsun o kıyafetlerde kafa da boşta yani. Her an bir şey olabilir. Bu köpeklerle o tür şakalar bence yapılmaz ya. Değil mi? Riske girilmez ama yapacağım. Yani şimdi kolluğu tutar falan filan ama tutmaya da bilir tamam, yani. Tamam tamam. Başka bir yerde tutabilir. Şşt! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Tamam tamam yok bir şey. Adamım benim ya. Devam edelim mi? Evet bu rüzgar dişimiz. Kendisi ismini de kendi kazandı. Fırtına gibidir. Çok hareketli. Yani Anadolu çoban köpeğinin... Yavruları mı var Bekir? Var. Yeni yavruları var. Şu an bir aylık onları oldular. Onları da o zaman videonun sonuna çekeriz onları. Evet, daha kendisi de ilk yavrusu. Daha yeni gibi kendisi. 16 aylık falan. 18 aylık. O civarı köpek. Genç dişilerimizde. Aynen. At ağzı bir dişi. Buradaki bu köpek üzerinden anlatmak isteyeceğim şey şu abi. Keşke imkanımız olsaydı. İnşallah kafese alırsak bu köpeği salalım. Yani ismi Rüzgar, kendi ismini kendi fırtına gibi. Hani Anadolu çoban köpeği hantal, davarda koşamaz diyorlar. İşte yani onun alakası yok. O tamamen bir asparagas, bir uydurma. Şey. Çok süratli köpek bir köpek. Köpek sakatsa koşamaz ha. Aynen köpek öyle. Sağ, yani bunların da inanın aşırı süratli ve hareketli, atletik olduğunu görüyoruz yani zaten. Bu da o şekilde bir hayvan. Çok hareketli, çok hırslı. Süper. Avşar, meşhur avşarın kızıdır kendisi de. Hmm. Abi, kadro geniş olunca evet. Çek köpek gitmiyor. Bu bizim meşhur yaramaz Arap. Bu da Pusat'ın yavrusu Pusat'ın oğlu, evet. Mesela bak, bunun anneyi merak ettim. Pusat'ın mesela bir tık postu gördüğüm yavrusu tek bu. Aynen. Bunda bir tık post var. Annede mi post i̇şte var yoksa Pusat mı veriyor? Var, Pusat'ta var. Pusat'ta var. Mesela bu amcaya daha çok. Mesela Karabey biraz daha postludur. Evet, bir tık Kara daha postludur. Karaalp daha çıplak. Mesela bunlar daha çok dede tarafından böyle şey yapıyor. Geliyor.
7 nesil geriye çeker sözü doğru mu? Sen yıllardan beri köpek aldık öğreten bir adamsın. Aldık. Aynen öyle. Bu atasözü tırvırı mı? Ama atalarımız hiç boşa konuşmamıştır değil. Bizim. Eğer yani biliyorsa orada. Gerçekten köpeğini biliyorsa soyunu, onu da gördüyse, gözlemlediyse bu çıkıyor ortaya. Mesela çok büyük dayı, o fotoğrafları ben size atarım abi, videoya koyarsınız. Ben Azap'ta onu görüyorum, yeni aldığım yavruda. Kaç senedir Umut'la beklediğimiz bir yavruydu. Gelmiyordu o, dayısı oluyor pusatın. Annesinin bir üst yuva abisi oluyor oradan. Mesela çok esrarengiz büyük bir köpekti. Onu mesela yakaladık diye düşünüyoruz. O heyecanlandırıyor insanı. Onu görmek heyecanlandırıyor. Dediğim vallahi gibi, bir tane de ben bir yavru gördüm burada. O da beni heyecanlandırdı. Hangisi abi? Göstereceğim. Tamam, kulakları kesikse o işte Azap. Aynen, aynen, aynen. O işte, onu biz işte şu an... Sen de onu mu anlatıyordun? Aynen, sıfırdan başlamış gibiyim yani. Sanki ilk yavruyu almış gibi o şekilde oluyor insan. Çünkü bak köpeğin, yani lafını bölüyorum. Lan diyecekler ki, izleyiciler de artık o kadar şey diyorlar ki adamın lafını bölmedi. Bazı köpekler var, heyecanlandırıyor. Mesela girdim kapıdan, o hayvanın ayak atışları... Gövdesi, burnunun tokluğu, sırt çizgisi. Bir de karakter var abi. 5 kardeşin içinde mesela ikisi aynı anda doğurdu. Bitter'le iki bacı aynı gün kızana geldiler. Aynı gün çiftleştiler, aynı günde doğurdular. Birkaç gün var aralarında ama aynı gün doğurdular. Sabahlı akşamlı. O mesela ayrı duruyor kafeste Azap. Çünkü karakter olarak da çok farklı. Yavrunun kendi gövdesi de çok iyi. Bu keskin dişimiz. Bunda meşhur Deliceli Osman var. Yöresel bir insan yani, bu Kırıkkale Delice tarafında davarları olan bir adam. Ondan zor bela hatıra işte. Aynen, zaten davar aldığımız, köpeği modeli var bunda. İşte yani bu Anadolu çoban köpeği. Yani benim dediğim bu aslında işte savunduğum büyük kangal yani. Eski Anadolu'da o tür, hani bizde bir kangal vardı bu şekilde deyip de bunun altından çıcacak yavrular işte. Aynen, bilinmedi. Köpek buydu yani. Tabii o zaman ırklar pek bilinmiyordu. Daha çok Malaklı ve şey, nedir onun adı? Kangal biliniyordu. Malaklı bile sonradan şey yapılmıştı, dudaktan dolayı. Hı hı. Bunlar da işte bu Anadolu çoban köpeği. Görüyorsunuz dudak yok. Abi dişe bakar mısın? O nasıl bir diş lan? Tabii. Hı. Yani şimdi bu çok farklı. Top topluluğu gibi diş var, baksana köpek. İşte biz bunları, bu işte şu mücadeleyi gösteriyor. Yani bu köpekte, kurtta da mücadelesi var. Bu köpeğin. Bir de hatta, bak ilginç bir şekilde kurçul köpeklerde diş yapıları daha büyük oluyor mesela bak. Aynı pusatınkini de açabildik. O da çok büyük. Mesela o dayıda ben onu biliyorum. Sabah yine bir şey yaptı, konuşmuştu, söyledik. Ya bu tarz şöyle bir diş vardı. İnanılmaz, onu bir görebilsem yani başka bir şey istemiyorum yani. O tarz büyük bir diş vardı. Böyle vahşi bir hayvan gibiydi. Bunlar da böyle işte. Baksana abi dişlere ya. Aman dişinin dişleri dev gibi. Evet. Valla bu da çok güzel. İşte bundan da yavru almayı bekliyoruz yani. İnşallah Allah gönlüne göre verir. Sağ olun. Burayı tanıtmıştık zaten. Bu dişi konuşmuş muyduk? Konuştuk. Bitter o. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Benim senden bir ricam var. Buyur abi. Yavruları şuraya bir tasa ufak bir mama alalım da. Tamam. Yavruları da bir orada başında sohbet edelim. Hem mama, kulakları kesiyi de gösterelim. Mama biz Bekir'e mama getir dedik. Bekir dedi ki abi aslan besliyoruz dedi. Türk evet, aslanı. Evet. Aslan dedi böyle beslenir. Tamam. Oğlum biz mama satıyoruz. Mama reklamı yapacaktık ya. Abi olur, mama da olur. Her zaman da mama olmuyor işte. Bunlar biraz etçil yani. Bak. Bekir'i yorduk. Arkadaşlar az önce bahsettiğim aslan bu. Gel bakalım, bana dönmez değil mi etini alacağım diye? Yok, dönmez abi. Dön lan, sen bana dön. Gel deli gel. Gel lan, seveceğim lan seni, biraz beklerim. Oho, lan kalkmıyor oğlum. Oğlum Bekir, bu nasıl bir ağırlık? Bahsettiğimiz azaltı. Oh. Oğlum bu ne lan? Evet. Yalnız makaradan yapmıyorum Burak. Gel bak şunu bir kaldır. Kamerayı bir tutsana Bekir. Bakalım bizim Burak bir ağırlığı bir hissetsin. Oho. Evet. Daha 3 ayı yeni geçtiler işte. Şu baldırları falan bir göstersene yakından. Abi ekran gitti. Gitsin, sorun yok, o çekiyor. Çekiyor mu? Gel sen. Adamı bak ya. Aynen. Babasının ayakkabılarını giymiş de geziyor gibi. Hani evet, öyle yüzündeki mesela azabı anlattığımızda yüzdeki hasarı sanki zannedersin 20 senedir davar gidiyor yani. Bu onun için şu an hapise ayrı kalıyor. Çok aksi sal, dominant. Taşıyamıyorum zaten. Sal adamı, sal gitsin. Yürü git, yürü. Valla maşallahları var ya yavruların, baksana hepsinin karaları, akıtmaları falan. Onlara da şey yapıyor yalnız ha. Burada yani iki, alfa yavru. İki bastırın dişinin yani. Ayrı yavruları aha, var. Kopardılar eti. Sen çık ayağını.
tek yeter herhalde. Dediğim gibi yani kendimize iyisini ayırıp ona kötüsünü, bu böyle bir şey yok. Bu biraz da şans işi. Biraz da mesela ben onu beğeniyorum. Bazısı bunu beğeniyor. Daha kara kafa geliyor. Aynen, sonuçta bunlar aynı. Sen niye yemiyorsun? Ama dediğim gibi sonuçta insanı bir heyecanlandırması lazım yavrum. Ya biz tabii de, bir de damızlıkçısın. Damızlık da tutman lazım. Mecbur. Bizim şeyimiz o yani. Önce tabii ki can, sonra canan. Ama şuradan çıkıyor yani. Çıkıyor. Çok şey, yavrularımız çıkıyor. Mesela bayağı da çiftliklerde şu an benim köpeklerimi damızlık olarak kullanıyorlar. Bekir gel şöyle çök de videoya bir kapak fotoğrafı çıksın buradan. Bir de şöyle yapalım. Heh. Şimdi anlat baba sen. Bunu kapak olarak koyarız. Yani o şekilde. Bunlar kaç günlük oldular Bekir? Bunlar 3 ayını geçtiler abi. 4 aylık olmadılar, 3 ayını da geçtiler ama. 3 ayını geçtiler, 100 günlük falan var yani. Aynen. Hayır. Hayatın her anında ekmek kavgası var maalesef. Evet. Bu çıkarttı değil mi? Şu. Bu mu yaptı? O da çok altı. O da dişi, tek dişimiz. O da damızlık kalacak. Bitlerin hızı. Valla Bekir, ben bugünkü sohbetten oldukça keyif aldım. Biz de öyle abi. İlave etmek istediğim bir şey varsa, izleyen insanlara, çoban köpeği bakmak, beslemek isteyen evet, insanlara ya bu önerilerin... Çok şöyle başlayayım ben. Yani birçok dünyada köpek ırkı var. Bunların içerisinde... yani Cenab-ı Allah'ın bize bunu sunmuş olduğu bir... muhteşem bir hayvan popülasyonu Türk çoban köpekleri. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Şu anda zaten son zamanlarda herkes biliyor. Bütün dünyada bunlara hasta. Talep hasta. Böyle aynen, bir güç, böyle bir karakter özellikle yok. İnsana çok yakınlar ve müthiş dostlukları var. Doğal ırk oldukları için de herhangi bir problem yaşamadan ev halkı, ahalisi, mesela hayvanları olsun, çocukları olsun, rahatlıkla gözleri kapalı besleyebilecekleri, çok merhametli, yeri geldiğinde de çok korumacı, çok cesur, mucizevi hayvanlar yani. O zaman şöyle diyelim ya, Türkiye Türk aslanı yakışır. Türkiye Türk aslanı yakışır, aynen. Aynen, slogan öyle, bu şekilde olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Bekir'in iletişim bilgilerini de videonun altına ekleyeceğim. Bugün neredeydik? Koçovalı Kennel'daydık. Koçovalı Kennel neresiymiş? İzleyenlere şimdi güzel bir bitirişle gösterelim.